Gençler merhaba. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. 13. soruda kalmıştık. Hız problemi arkadaşlar. Bakalım. Şekilde hızları şöyle üzerine de yazayım isterseniz. Hız sorusu. Şekilde hızları 3V kilometre saat ve 4V kilometre saat. Yani hızları tam olarak bilinmiyor. 3V ve 4V denilmiş. İki araç aynı anda A kentinden C kentine hareket ediyor. Hızlı olan araç C kentine varıp hiç durmadan ve hızını değiştirmeden, şurası önemli, geriye dönerek yoluna devam edince yavaş olan araçla B'de karşılaşıyorlarmış. AB yolu BC yolundan 80 km daha fazla olduğuna göre AC kaçtır diye soruyorum. Arkadaşlar AB BC'den X 80 + X desek, bakın BC'den 80 santim daha fazla AB yolu. Bu şekilde diyebiliriz. Tamamı kaçtır diye soruyor. Yani 80 + 2x'i soruyor bize. Arkadaşlar şöyle yapabilir miyiz? 4V, bakın 4V giden, yani sarı olan araç daha hızlı gidiyor. Diğeri 3V hızlı gidiyor ya. 4V daha hızlı gidecek. C böyle gelecek C'ye. Geri dönecek. İşte bu aralıkta 3V, yani mavi olan araç daha B'ye yeni ulaşmış olacak. O zaman hız formülü neydi? Hız eşittir yol eşittir hız çarpı zaman. Yol eşittir hız çarpı zaman ya da hız eşittir yol bölü zaman. Nasıl aklınıza geliyorsa. Şimdi şunu yukarıdakini kullanalım. Aynı şey. İçler dışlar çarpımı yapınca aynı şey. X'imiz ne arkadaşlar? Bakın mavi diyeyim. Mavi, sarı diyeyim. Arabaları ona göre hızlarını bulalım. Şimdi mavi olan araç yavaş olandı. Çünkü 3V hızla gidiyor. Aldığı yol ne? 80 + X eşittir B çarpı T. X'imiz ne? Aldığı yol 80 + X. Bu formül. Formülde yine yazıyorum. Yol ne? 80 + X. 80 artı yalnız. Eşittir. V'miz ne? 3V hızla gidiyor. T'miz ne? T'ye T diyelim. Çünkü aynı zaman aralığında. Şimdi bu aynı T zaman aralığında öteki de buraya ulaşmış olacak. Yine aynı formül. X eşittir V çarpı T. Hız formülü. Arkadaşlar aldığı yol ne? Bakın sarı araçtayız. Tamamına gitti. 80 + X gitti. Bir X de geri geldi. 80 + 3X yol aldı bu araç. Hızı ne? 4V çarpı süre ne? T. Aynı T'den bahsediyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan ne yapabiliriz? Şunu biraz kısaltayım. Karışmasın. Arkadaşlar burada ne yapabiliriz? Bakın T'ler eşit dedik ya. Başka eşit olan bir şey yok burada. Hani T'leri ben çekersem burada T eşittir 80 + X şu 3V'yi içler dışlar çarpı yapıp gönderirsek, yani iki tarafı da 3V'ye bölersem T bu geliyor. Burada ne geliyor? T eşittir 80 + 3X bölü 4V. Bakın T buysa o zaman bu ikisi birbirine eşittir. Yani 80 + X bölü 3V eşittir 80 + 3X bölü 4V. Arkadaşlar içler dışlar çarpımından şöyle şu V'ler sadeleşir. İçler dışlar çarpımı yaparsak ki yapalım. 4 × 80, evet yapayım. 4 × 8 32. 320 artı 4X 3 ile çarpalım. Bakın bunda bunu çarptım. Şimdi bunda bunu çarpayım. İçler dışlar çarpımı. 3 × 80 240 artı 3 × 3 9X. Okey mi? 240'ı atalım karşıya. 4x'i de bu tarafa atalım. 320'den 240 çıkarsa 80 kalır. 9 tane x'ten 4 tane x çıkarsa 5 tane x kalır. Arkadaşlar iki tarafı da 5'e bölersem x eşittir. Şunlar sadeleşir. 16. Evet. X eşittir 16. Bize neyi soruyor? Yukarıdayız. Gelelim. Yolun tamamını soruyordu. Yani pardon. Neyi soruyordu bize? AC yolu kaç santimdir diye soruyordu. arkadaşlar AC bakın x kaçtı? 16 değil miydi? 16 burada var. 16 burada var. 32. 80 de burada var. 80 artı 32 eşittir 100 kaç yapıyor? 112. 5 arkadaşlar. Bakın hız formülünden çok rahat bulunabiliyor. Hani bir şeylerin her şeyi vermesine gerek yok. Bilmediğimiz şeyleri kafamızdan değerler vereceğiz. Kafamızdan derken hani bilindik değerler vereceğiz. Çünkü aynı ifadeler diğer tarafta da olacağı için birbirlerini eşitleyip yapmamız kolay olacak. 14. soru. 14. soru. Ecem'in günlük harçlığı 4x artı 3 TL'dir. Ecem bu paranın 2x TL'sini harcarsa kalan parası bu kadarmış. Bu sayı problemi gibi arkadaşlar. Hani bilinmeyen ifadeler ama sayı problemi diyebiliriz şuna şöyle. Kesir değil. Bakalım buna göre Ecem'in günlük harçlığının şu TL'sini harcarsa kaç TL'si kalır? Şöyle yapalım. Ecem'in günlük harçlığı 4x artı 3. Bu paranın bakın 4x artı 3'ün ne kadarını harcamış? 2x eksi 1'ini harcamış. Çıkarttım. Harcarsa kalan parası da x artı 8'miş. Bakın denklemi oluşturdum. 4x artı 3 eksi dağıtayım içeriye. Eksi 2x artı 1 eşittir x artı 8. 4x'ten 2x çıkar. 2x. Şunlar. 3 bir daha 4 eşittir x artı 8. X at karşıya. 4'ü bu tarafa at. X eşittir 4. X eşittir 4. Tamam. O halde Ecem'in günlük harçlığı kaç paraymış? 4 kere 4 16. 19 lira. 19 liraymış. Buna göre Ecem günlük harçlığının şu kadarını harcarsa. Bu kaç yapıyor arkadaşlar? 3 kere 4 12. 13. 14. 15. Şu da 15 lira yapıyor. Evet. 3 kere 4 12. Pardon ne 15. 2 ekliyoruz arkadaşlar. 3 kere 4 12. 13 14. 14 yapıyor bu da. Bakın 19 liradan 11 harcarsa diyor. 19 liradan 14'ü çıkartırsak 19'dan 14'ü çıkartırsak 5 lirası kalır. Geriye D şıkkı. 15. sorumuz bu ne? Yaş problemi arkadaşlar. Bunu da mavi yapayım şöyle. Yaş problemi. Yukarıda tabloda Yavuz ve Fatih'in 2014 ve 2020 yılları arasındaki yaşları hakkında bilgi verilmiştir. Buna göre bu kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar en bilindik ifade neydi? İki kişi arasındaki yaş farkı değişmezdi. Bu adamların arasındaki yaş farkı neyse 50 yıl sonra da aynı olur. 10 yıl önce de aynı olur. Tamam mı? Şimdi şu ifadeleri bulacağız. Arkadaşlar bakın aradan 6 yıl geçmiş değil mi? Artı 6. Artı 6. Artı 6. Yani x artı 10 demek y'ye artı eklenmiş demek. Değil mi? Buradan ne gelir? X eksi y. At y'yi karşıya. Bunu da bu tarafa at. Eksi 4 mü geldi? Tamam. Bakın x eksi y. Şurası aslında x eksi y demek. Burası eksi 4'müş. Z'yi de bulursak cevap çıkıyor aslında. Onu da şuradan bulalım. Z burada çünkü. Bu neye eşitti? Y artı z eksi 15 eşittir. X artı 6'ya eşitti. Çünkü bu yıla ilk baştaki yıla 6 yılı eklersin. Şuna eşit oluyormuş. Buradan yine bakın x eksi y'yi oluşturalım. Çünkü eksi 4'müş bu. Y'yi at karşıya. Z kalsın. Eksi 15'i de at karşıya. Z eşittir. Bakalım. X var burada. Buradan bir y geldi. Eksi y geldi. Artı 15. Eksi 15 karşı artı 15 olarak geçti. Bir de burada 6 var. 15. 6 daha 21 mi oldu? Tamam. Peki burası kaçtı? Kaçtı? Eksi 4'tü. 21 şurası. X eksiye bakın burada. Eksi 4'tü. Ben buraya eksi 4 yazayım. Z eşittir. Eksi 4 artı 21. Z kaç oluyor? 21'den 4 çıkartırsak 17. Geldim buraya, 17'yi koydum. 17'den 4 çıkarın, 13. C şıkkı. Arkadaşlar eksi y artı x demek, yerlerini değiştirirsek artı x'i öne alırsak, eksi y'yi bu tarafa alırsak, bakın x eksi y olmuş oldu. Aynı şey. Kafanız karışmaz. 17'den 4 çıkar 13. Cevap C. 16. sorumuz basit sarkacın bir mantık verilmiş. Bize yerine koyup yapılmasını istiyor bu soruda. Basit sarkacın tam bir salınımı için saniye cinsinden geçen süre sarkacın periyodudur. Saniye cinsinden. Bu da önemli. L sarkacın boyunun metre cinsinden değeri. Bu da metre cinsinden. T'de periyot olmak üzereymiş. Bu ifade verilmiş. T eşittir 2pi çarpı kök içinde bilmem ne ile hesaplanıyor. Buna göre yarım metre arkadaşlar, yarım metrelik bir sarkacın yarım metre neydi? Sarkacın boyunu L ile gösteriyorduk. L yarım metremiş ve metre cinsinden. Hani bu yarım metreyi santime falan çevirmeyelim. Yarım metre ne demek? 0,5 metre. Tamam. L bu L. Saniye cinsinden periyoda. T'yi soruyor. T'yi soruyor arkadaşlar. T eşittir pi'yi de 3 alın demiş. Alalım pi'yi 3. 2 kere 3 6. Kökü koydum. L kaçtı? 0,5 bölü 9,8. Arkadaşlar kökün içinde 2 tane virgül, yani kesirli var. Şunu içeriği 10 ile genişletebilirsiniz. Hiçbir şey değişmeyecek. 5 bölü 98. Yani virgülü payda da sağa kaydırdım. Tamam. Bir şey değişmedi dedim. 5 bölü 98. 6'yı içeri atalım. İçeriye nasıl geçecek 6? 36 olarak geçmeyecek mi? Şöyle. T eşittir 5 pardon 5 değil. Tam 5 çarpı 36 bölü 98. Bakın 6 kere 6 36. İçeriye 36 olarak geçiyor. Yani 36 çarpı 5 bölü 98. Bakalım şimdi. 5 çarpı 36 ne yapıyor arkadaşlar? 5 kere 6 30. 5 kere 3 15. 18. Sadeleştirme var sanırım. Sadeleştirelim. Buradan çıkacak bir şeyler şimdi. 36'yı 2'ye bölelim. Kaç oluyor? 12 mi oluyor? 13 oluyor. 2'ye bölelim. 3. Pardon ya, bölemedim. 36'yı aşağıda 98 var ya. 2'ye böldüm. 98'e 49. Yukarıyı da 2'ye bölüyorum. 36'yı 2'ye böl. 18 yapar. Bölemedim bir an. 2 tane 18, 36. Aşağısı 98'in yarısı 49. Arkadaşlar 49 7 olarak çıkar mı dışarı? Şuraya yazalım. 49 7 olarak çıktı. Yukarısı çıkmadı. 5 çarpı 18. 5 kere 8 40. 90 yapar. Kök 90. Kök 90 nasıl çıkar arkadaşlar dışarı? 9 çarpı 10 diye. 9'da 3 olarak çıkar. Yani şöyle. 9 çarpı 10. Bu da 9 kök dışına çıkar. 3 kök 10 bölü 7. 10 çıkmaz. 3 kök 10 bölü 7. D şıkkında var arkadaşlar bu sorunun cevabı. T eşittir 3 kök 10 bölü 7. Evet. Kaçıncı sorumuzdu bu? 16. sorumuzun cevabı Denizli. 17. soruya bakalım. Denkleminin tam sayılar kümesinde. Önemli. Bakın soruları dikkatli okuyalım. Hata yapmayalım arkadaşlar. Tam sayılar kümesindeki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 2x eksi 1. Şu parantezin içindekiler aynı gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım mı? 3k. Bunlara k diyeyim ben. 3k eksi 2k. Bakın 3 tane k eksi 2 tane k eşittir 10 sa k eşittir 10'muş. Yani şu içerideki ifade olmuş. 2x eksi 1. İçerideki ifade buydu. 10'muş. At karşıya. 2x eşittir 11. X eşittir 11 bölü 2. Yani 5,5 mu yapıyor? Evet. 11'in yarısı 5,5. Ama 5,5 arkadaşlar. Tamam, bizim çözüm kümemiz 5,5 ama tam sayılar kümesinde değil 5,5. O yüzden çözüm kümesi yok arkadaşlar. A şıkkı. Boş küme. Yani cevap bakın E'de var gördüğünüz gibi 11 bölü 2. Bu tam sayılar olmasaydı, reel sayı olsaydı cevap E'ydi. Ama tam sayı deyince 11 bölü 2 diye bir tam sayı yok. Biliyorsunuz. 18. soruya da bakalım. 9 ile tam bölünebilen 4 basamaklı ABCD sayısının 5 ile bölümünden kalan 2'dir. Arkadaşlar 5 ile bölünme soruları varsa çizemedim. 5 ile bölünebilme varsa arkadaşlar 4 basamaklı değil mi bu? Bakın 4 basamaklı. Sonu 5 ile bölümünden kalan 2'dir. Sonu ya 2'dir ya da 7'dir. 5 ile bölünebilme öyleydi. Bakın sonu 2. Burası sonu 7. 7'yi 5'e bölün kalan 2. 2'yi 5'e bölün kalan 2. 9 ile tam bölünme. Bir de 9 ile tam bölünmesi gerekiyormuş. Yani 9 ile bölünme neydi? Rakamları toplamı 9'un katı olacak. 9 ile tam bölünebiliyorsa. Şimdi birler basamağını belirledim. Buna göre A artı B'nin alabileceği şu, yani D'yi belirledim şu an. D eşittir 2 ya da 7 olabilir. A, B'de şu ikisi. Buna göre A artı B toplumunun alabileceği en büyük değer kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Bize rakamları farklı falan demiyor. O yüzden 9 koyun gitsin. 9, 18. Şimdi rakamları toplayayım. Şu sonuncuyu da 9'un katı olacak şekilde yazayım buraya. Yani direkt 9 yazmayayım. 9, 9, 18. 2 daha 20. 29'un katı mı? Hayır. 20. Kaç? 9'un katı ne var? 23, 27 mi var? Buraya ben 7 ekleyebilirim. Bakın. Şu an 7 ile 2'yi topla 9. 9, 9, 9. Yani 9'un katı oldu. Tam bölünüyor. 9 ile şöyle yapayım. 9 ile tam bölünür. 5 ile bölümünden kalan 2. Bu tamam. Çıktı. 9, 9 daha 18 zaten. Buna göre A artı B toplumunun alabileceği en büyük değer kaçtır diye soruyor. Burada 18 çıkıyor. Gerçi en büyüğünü bulduk. Diğer tarafta da 18 çıkabilir aslında ama burada da görelim. Cevap 18 olarak çıktı gördüğünüz gibi. 9'da 9 toplayın 18. Şurada da deneyelim. 9'da 9'u koydum gene. Bakın A'ya ve B'yi koydum direkt zaten. 18 cevap çıktı. Ama bunu da belirleyelim. 9, 9, 18. 7 daha 25. 2 koyalım buraya. 26, 27. Bakın 9'un katı. 9'un katı 5 ile bölümünde kalan 2. Yani şu A'mızda, şu B'mizde toplayın 18. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadardı. 18 soruyu çözdük. Geriye 25 sorumuz var arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de kalan soruları bitirmiş oluruz. Bu şekilde denemelerin hepsini çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sorular bizim derslerde anlattığımız sorular. Sadece yeni nesil sorular oldukları için, aralarında yeni nesil sorular oldukları için, mesela ne diyeyim, bakın hedef tahtası diyor ya da önceki derslerde ne vardı, bir tane park falan vardı galiba, öyle şeyler vardı. Yani biz size mesela üstlü sayı öğretiyoruz ya da köklü sayı öğretiyoruz ya da ne bileyim ekok almayı öğretiyoruz ki siz onları akıllı sorularda, yeni nesil sorularda, yani soruyu anlayabildiğiniz takdirde tıkır tıkır yerine koyup yapıyorsunuz. Tek yapmanız gereken bol bol kitap okuyup bol bol soru çözmek. Soruları bol soru çözdükten sonra soruları nasıl yapacağınızı, bakın nasıl çözeceğinizi değil, nasıl anlayacağınızı göreceksiniz. Ve size öğrettiğimiz okuldaki derslerle çok rahat yapabileceksiniz. Evet, bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.